İsmim Halil Küpeli. Kayseri Tarihi Çarşıları'nın yönetiminin de yaklaşık 13 yıldır sorumlu müdür olarak görev almaktayım. Ve bundan da büyük bir mutluluk duymaktayım. İşimi severek yapıyorum. Kayseri Kapalı Çarşısı Türkiye'nin İstanbul'dan sonra ikinci büyük çarşısı. İstanbul tarihsel olarak 1460'lı yıllarda Osmanlı tarafından inşa edilmişse de Kayseri 12. yüzyılda Selçuklar tarafından inşa edilmiştir. Coğrafi konumu itibariyle merkezi bir yerde yer almıştır. Doğudan batıya, güneyden kuzeye kervan ve ticaret merkezi olmuştur. Ve tüm kervanlarda güvenli bir merkez, güvenli bir alışveriş merkezi olmuştur tarih boyunca. Günümüze kadar birkaç deprem ve yangın geçirmesine rağmen orijinaline, aslına uygun şekilde dönemin idarecileri tarafından inşa edilmiştir tekrardan. Kayseri merkezde olması itibariyle çarşımızın tarihsel önemi, coğrafi ve konumu oldukça önemli bir çarşı. Çarşımızın 18 kapısı, 16 sokağı, 912 iş yeri vardır. 600 esnaf faaliyet göstermektedir. Neden 912 dükkan, 600 esnaf diye sorulacak olursa, bazı dükkanların ara duvarları açılarak birleştirme yapılmıştır. Bu da çarşımıza fiziki yapısına ve tarihi dokusuna zarar vermiştir. Bu daha önceki yıllarda yapılmıştır. Bizim zamanımızda dernek yönetimi olarak bizler bu konunun üzerinde sıkı bir takip yapıyoruz. Müsaade etmiyoruz ama yetkimiz yok. Maalesef kanunlar her türlü sorumluluğu bize veriyor, hiçbir yetkiyi vermiyor. Çarşımızın sorunlarına gelince bunu 3-5 kalemde toparlayabiliriz. Örneğin çarşımızın birinci sorunlarından biri, Kayseri Melikgazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta birimleri maalesef çarşımıza gereken önemi göstermiyor. Gerek tabela kirliliği, gerek yol işgali, çarşının içerisindeki yollar daralmış, esnaf her ne kadar bizim uyarılarımızı dikkate almasa da bunu zabıta birimlerine ve belediye yetkililerimize bildirmemize rağmen maalesef hiçbir çözüm bulamıyoruz. Bu da gerek dışarıdan gelen müşterilerimiz, gerekse Kayseri halkı çarşıya girmek istemiyor haklı olarak. Çünkü yürüyecek yol yok. Bir görüntü, ses kirliliği, her şey mevcut. Bunun yanı sıra çarşıdaki bazı yerlerde çökme, taşların düşmesi, damın çatlaması gibi bir sürü sorunlarımız var. Siyasilerimiz veyahut da belediye başkanlarımız seçimden seçime çarşının yolunu, kapısını öğreniyorlar. Aradan 4 yıl geçecek ta ki diğer bir seçime kadar sorunları biliyoruz. Allah'ın izniyle bize yetki verin, bir sefer daha yapalım diyorlar. Seçimi kazanıyorlar. Esnafı da, Kapalı Çarşı'yı da unutuyorlar. Yapmıyorlar. Yaptıramadık. Bir tabelayı değiştirtiremedik. Bir damımızı temizlettiremedik. Bakın Melikgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü'ne gittik. Yönetim Kurulu Başkanımızla. Burada damın bir temizlenmesini dile getirdik. Affedersiniz, bileğim kalınlıkta akasya ağaçları yetişiyor artık. Kayseri Kapalı Çarşı'nın damında. Çok mezbelelik bir atık yeri durumuna gelmiş. Temizlik İşleri Müdürü'nün söylediği söz nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Benim elemanlarımın hepsi mağdur, özürlü. Yukarı çıkamaz, çıkarsa, düşerse ben bu sorumluluğu alamam. Ya birader, sen ihaleye ver. Yani belediye özürlüler toplama kampı mı? Özürlü kardeşlerinden özür diliyorum. Onlara amacım aşağılamak değil. Hiçbir sağlam insan çalıştırmıyorsunuz siz. Sağlam insanınız yoksa verin ihaleye. Temizlik şirketleri var, gelsin bir günde temizlerler. Amaç o değil. Kayseri Kapalı Çarşı'nın sahibi yok. İşi gücü rast gelsin. Yönetim kurulu başkanımız ve yönetimdeki arkadaşlarımız bir kuruş maaş almadan, maddi çıkar gözetmeksizin burada gönüllülüğe esas olarak görev yapıyorlar. Geri geliyor, ceplerinden para veriyorlar. İnanın, derneğimizin bir kuruş SSK'ya, maliyeye, doğalgaza, elektriğe borcu yok. Çalışanlarına borcu yok. Kendi yağıyla kavruluyor. Biz kimseden para dilenmiyoruz. Biz diyoruz ki Kayseri Tarihi Kapalı Çarşı gibi bir değere sahip çıkın.
Sayın Menduh Büyük Kılıç, Sayın Vali çıkarlar valilikten. Saat Kulesi'nin oradan suru, kale surunu takip ederler. Zengin tarafları var. Bunların devamlı ahbap çavuş ilişkileri olduğu Kazancılar'dan girerler. Bankalar Caddesi'nden çıkarlar. Kapalı çarşıya sokamıyoruz. Neden? Girmek istemiyor. Niye girmek istemiyor? Tepki alacaklar. Sayın Menduh Büyük Kılıç çıkıyor. Falanca devlet adamı geldik. Kültepe'yi gezdirdik. Kayseri evlerini gezdirdik. Neden kapalı çarşıya getirmiyorsunuz? Çünkü utanırsınız. Kapalı çarşıyı gezdirmeye utanırsınız. Utanacağınız işi niye yapıyorsunuz? Sahip çıkın. Örnek verelim. Bursa tarihi kapalı çarşı. İstanbul, Edirne, Çanakkale, Antep, Urfa. Gidin de hizmet görün. Tek dizi tabelalar. Nezih ortam, serin. Ben ailemi alıp kapalı çarşıya girmem arkadaş. Haklı bu millet. Bunun da sorumlusu Melik Gazi Belediyesi'dir. Büyükşehir Belediyesi'dir. Kayseri Valiliği'dir. Hayırdır ya? Şeyde virüs mü kaparsınız çarşıda? Esnafla konuşursanız. Virüs mü bulaşır size? Neyden korkuyorsunuz? Niye? Biz davet ediyoruz. Buyurun kapalı çarşıya. Yok. Seçimden seçime gelirler. Vaatlerini verirler. Daha sonra ki seçime kadar tekrar aynı bant sarılır. Bize yetkiyi bu sefer de verin. Bakın bizi izleyin. Şaha kalkacağız. Ya biz çakılıyoruz ya. Allah billah aşkına. Kayseri kapalı çarşı bakıma, onarıma, ilgiye ihtiyacı var. Gelin. Esnafla istişare edin. Yönetimle istişare edin. Çarşının tarihini tam anlamıyla doğru bir şekilde yazacak bir tabelamız yok girişte. Kaç yılında kurulmuş, kim tarafından kurulmuş, hangi sokakları yok. Kime ne ki? Çünkü buradan prim kazanamayacaklar. Oy toplayamayacaklar. Yazık, ben utanıyorum. Bir Kayserili olarak, bir Kapalı Çarşı Derneği'nde hizmet eden bir çalışan olarak ben utanıyorum. Esnafımdan utanıyorum. Eğer kapalı çarşıya girmiyorsa bu esnafın eksikliği değil. Bu yöneticilerin eksikliği. Valiliğin eksikliği, Melik Gazi'nin eksikliği, büyükşehirin eksikliği ve birimlerinin eksikliği. Biz ne yapalım ya dernek olarak? Benim yöneticilerim ne yapsın? Telefon ediyorlar, randevu talep ediyorlar, randevuya çıkan yok. Kayseri'de bir koruma kurulu var. Oranın da bir müdürü var, Fatih Bey. Kapalı çarşı hakkında imza atar, karar alır. Size iddia ediyorum kapalı çarşıya bir kere girmemiştir. Buyur gel bir çayımızı iç. Yerinde bir sıkıntılarımızı dinle. Taş düşüyor vatandaşların tepesine. Duvarlar ayrılmış. Ya diyor kapalı çarşı diyor merdivenle ilinen yer mi diyor ya. Çarşının yerini bilmeyen adam çarşı hakkında karar alıyor ya. Biz buna üzülüyoruz. Gelin kardeşim, burada bir 20 kişilik yönetim var ya, Allah rızası için buyurun gelin ya. Oturun, sorunları ele alalım. Gerisini benim esnafım halleder. Benim esnafım saygısız değil. 600 tane esnaf var. Efendidir, insandır, adamdır. Ama maalesef bizleri insan adam yerine koyan yok. Biliyorum, bu röportajdan da tepki alacağım. Belki işimden olacağım. Hiç önemli değil. Onlar da bu eksiği dile getirsinler, yapsınlar. Bizler utanalım, özür dileyelim. Varsın beni de işimden çıkarsınlar, önemli değil. Ben utanıyorum vatandaş olarak, onlar yerel yönetim olarak, valilik olarak, anıtlar kurulu olarak utanmıyorsa bu konuşmayı da hak ediyorlar. Kral çıplak kardeşim. Kayseri kapalı çarşısı sahipsiz. İlgilenmiyorlar. Sanki tarihi çarşı pimi çekilmiş bir bomba, kimse eline almak, elinde tutmak istemiyor. Ben dernek olarak dernekler kanuna tabiyim. Kanarya Sevenler Derneği'yle benim hiçbir farkım yok. Ama bir şey olduğu zaman mahkeme gel dernek buraya diyor. Belediye gel dernek buraya diyor. Anıtlar Kurulu gel dernek buraya diyor. Yetki vermiyor, sorumluluk veriyor. Kapalı çarşı Saat Kulesi'nin oradan girip Ziraat Bankası'nın oradan, Kazancıların oradan çıkıp Bankalar Caddesi'nden yürüyerek gezmek değildir. Hep aynı insanlar. Büyük sarraflara hayırlı işler efendim. Çay içelim başkanım. Yok sağ olun, daha sonra geliriz. Niye girmiyorsunuz kapalı çarşıya? Esnafın şurasına gelmiş. Pandemi sıkıntısı bir yandan. İşler yok bir yandan. Ekonomik sıkıntısı bir yandan. Bir de bu tür sorunlarla ilgileniyoruz.
Hiçbir turist gelmiyor Kapalı Çarşı'ya, Kayseri'ye. Otobüs uçaklarla turistler geliyor. Bu kış çok güzel turistler vardı Erciyes'te. Neden Kapalı Çarşı'ya getiremiyorsunuz? Neden gelmeleri için cazip hale getirmiyorsunuz? Bu sizin ayıbınız. Çarşının esnafının ayıbı değil. Kayseri halkının ayıbı değil. Hiç kimse Kapalı Çarşı'nın yönetimini ve esnafını suçlamasın. Herkes kendi kapısının önünü temizlesin. Vezir Han 15 senede restorasyonunu bitiremediniz. Yani Günhan'dan ibaret değil Kapalı Çarşı. Orası 1000 metrekare bir alandır. Orayı temizliyoruz, orayı hizmete açacağız diye Kapalı Çarşı'ya mal etmeyin. Kapalı Çarşı'nın damını temizleyin. Kapalı Çarşı'nın çalışmayan otomatik kapıları var, hava perdeleri var. Bunları yap. Bunlar belediyenin görevi. Hiçbir destek alamıyoruz. Kimseye de ulaşamıyoruz. Teşekkür ederim.